Bir soralım. Ya ne sorarsın sus. Siz biliyorsunuz burada çözeceğiz. Ne kusura ne de ortalık karşıma bak şey yok soralım, ya. Bak sana söz hakkı veriyoruz. Verme istemiyorum sana. Niye? Sen bilgi de vermiyorum, sen ekmeği paran iş başka yerden kazan. Benim işim bu. Geberirsin. Ne dedin? Yürü. Ne diyorsun sen? Yürü. Gerizekalı mısın? Gerizekalı sensin lan. Sana zorla mı soruyorsun? Sorma bana. Zorla mı soruyorsun? Ben geçiyorum diye el açıyorsun beni. Zorla mı sordum? Ortalık karıştırmıyorsun. Zorla mı sordum sana? Ortalık karıştırmayın. Gerizekalı herif. Gerizekalı sensin lan. Terbiyesiz. Ben ne yapacağım? Vur bakayım. Vur hadi. Vur. Vursana. Vur. Çek. Tamam, vur. Vursana bana. Çek. Ne vuracağım seni? Vursana bana. Allah vursun seni. Sana vursun. Cenab-ı Allah seni şerefsiz. Vursun. Şerefsizsin. Vursana bana. Vur. Hadi yoluna git. Yoluna git. Köpek. Köpek sen. Terbiyesiz sensin lan. Tamam. Gel vursana bana. Bir vur. Tamam abi, boşver. Sen vur, Allah vursun, sen ne vuracaksın? Ya hocam, bir şey sormadan çok başlıyor. Ne diyorsun, ortalık karıştırmaktan başlıyor. Ne karıştırması? Ya. Aa, böyle bir şey olabilir mi ya? Adama sadece bir şey veriyor. Tabii sakin ol. O gerizekalı rahatsızlık çıkardı. Yani. Hayır ya hocam, hiçbir şey yok ya. Abi bismillah dedik biliyor musun? Soru sorduk, ortalığı karıştırmayın dedi. Bak soru sormadık ya. Zorlarına gidiyor be ya, zorlarına gidiyor artık. Soruyu sormadık hocam ya. Allah. Tamam. Tamam. Zaten hayır bir şey yok ya. Bismillah dedik ha. Tamam, bak zorlarına gidiyor da o yüzden. Hayır vallahi yemin ederim soruyu sormadık ya. Anladım canım. Soruyu sormadık daha ya. Zorlarına gidiyor da o yüzden. Allah'ın geri zekalısı ya. Allah Allah. Ulan böyle bir şey olabilir mi ya? Daha bismillah dedik ha, soruyu yöneltmedik daha. Zorla sormuyoruz. İsteyen. Yani, isteyene soruyoruz. Adam geldi sanki zorla soru soruyormuşuz gibi bağırmaya başladı. Yani. Bağırındı. Gitti yani. Bak az önce de sordum. Hep oluyor konuşmayacağım dedim. Çarşıda da oldu, ben izledim. Ya, maalesef. Hayır yani. Ya herife daha soruyu sormadı ya. Ortalığı karıştırmayın dedi. Ulan dur bir soruyu dinle. Gerizekalılık başka bir şey biliyor musun? Sor yani? Abiye sor. Sor abi. Konuşmak ister misin abi? Zor da değil. Abi sorumuz şu. Dün AK Partili bir milletvekili ekonomik gidişattan dolayı gerekirse soğan yiyeceğiz ama taviz vermeyeceğiz dedi. Şimdi bir yıl önce Ay'a çıkıyorduk. Ay'a gidecektik. Ondan sonra dünya lideriydik. Şimdi de soğan yiyeceğiz deniyor. Ne düşünüyorsun? Vallahi kardeşim ülke bitmiş. Yavar ekmek bulsan ne mutlu sana. Ne diyeyim yani? Gübre şişmiş. Mazot şişmiş. Ne olacak peki bu iş? Onun hepsi yerinde duruyor. Ben abi de şöyle. Bütün olay kişi yol, halkı oldu. Gariban bitti. Yerle bir. 3000 lira asgari ücret. Nasıl olacak bu iş? AK Partili bir milletvekili dedi ki soğan yiyeceğiz bu ekonomik gidişattan dolayı. Gerekirse soğan yiyeceğiz ama kimseye taviz vermeyeceğiz dedi. Biz de soruyoruz. Evet. Bir yıl önce Ay'a gidecektik. Dünya lideriydik. Şimdi de soğan yiyeceğiz diyorlar. Şimdi şu anki düzende hiçbir şey söyleyemiyorsun baba. Bir şey söylediğin zaman Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na mı söyleyeceksin? AK Parti'nin Genel Başkanı'na mı söyleyeceksin? Ya da bir başbakan sıfatında birine mi söyleyeceksin? Kardeşim bu ülkede Ecevit'e yazar kasayı fırlatmadılar. Evet. Ama adamda devlet terbiyesi vardı değil mi? Ananı bacını al git dedi mi? Demedi değil mi? Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. AK Parti'den ayrılan milletvekillerine ne diyorlar? Dava arkadaşlarını sattılar diyorlar değil mi? Peki şu anki Cumhurreisimiz hangi partiden ayrıldı da geldi bu başbakanlık şeyine başvurdu? O zaman o da dava arkadaşını sattı. Doğru mu? Refah Partisi. Evet. Doğru mu? Kardeş. Evet. Milli şimdi, görüş gömleğini çıkardım bu, ben. Şimdi bu baştaki adam, bu zat ya da şöyle öyle demeyeyim mi? Ceza da yeriz abi de o var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Kardeşim ben bundan hiç korkmuyorum. Ben aslında bu ülkede insanlar korkuyor. Kardeşim bu Erbakan'dan daha mı Müslümandı? AK Parti'deki Süleyman Soğlu Erbakan'dan daha mı Müslümandı? Kardeşim Erbakan Ecevit'le beraber şey yapıp Kıbrıs'a adamlar çıkartmadı mı? Kıbrıs'ı evet. Almadık mı? Kendi vatanımızı yani almadık ekonomik mı? Ekonomik ambargo almadık mı? Yaşanmadı mı? Peki kardeşim şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Bunların adaleti Ömer'in adaletinden üstün mü? Bana kalkıp Nas'tan bahsediyorsun. Nas'tan bahseden adam şunu yapacak. Ayetle sabit değil mi? Diyor ki kardeşim devlet eliyle biz beygirler koşmuyor mu? Sayısal, süper loto, zartur olmuyor mu? Sen nasıl söylüyorsan o zaman kardeşim kumarı kes. Şu anda bizim camilerimizdeki imamların aldığı para bile helal değil. Değil kardeşim. Bunu ayetle sabit. Alkol haram deniyor ama kardeşim, tekel sabit. Bayiden kazanılan kardeşim, parayla maaş alınıyor. Sabit. Bak kardeşim bu ülkede hiç kimsenin yapamadığını yaptı bu devlet. Ne yaptı biliyor musun? Hırsızlığı çok güzel böyle ifşa ettiler derler. Hani meslek hırsızlık. Bu kadar basit. Abi, utanma duygusu yok mu? Ha şimdi oraya geleceğiz. Bak kardeşim insanda ya neyi hangisine utanacaksın? Ya neyinden utanacak o insan? Kardeşim dini kimse şey yapmasın ya alet etmesin ya. Ya bırak dini insan Allah'la beraber yaşar ya. Bu adamların parti şeyinde yok muydu seçim genelgesinde?
Her gelen 2 sene durur, ondan sonra gençler gelecek. Evet. Niye yapmadın kardeş? Ya niye yapmadın? Yani millete soğanı layık görüyorlar. Kendilerine pirzolayı layık görüyorlar. Birçok yerden maaş alıyorlar. Onu görmüyor ama millete şeyi öneriyor. Dolar olsun, ben burada Türk vatandaşı olarak ben dolar kullanmıyorum. Ablacığım sen nerede yaşıyorsun? Ben Türkiye'de yaşıyorum, Türk parasını kullanıyorum. Hayır, hiçbir şey söyleme. Kusura bakma abla, tamam mı? Kusura bakma. İstiyorum ben. Elin gavuru bizi almış, parmağında dolandırıyor. İşte tamam mı? İşte ona başbakanımız uyumasın. Uyansın, uyansın. Ya, Tayyip Erdoğan olmasa sen şu an burada rahat rahat gezemezsin ki. Vallahi diyorum gezemezsin ya. O konum farklı. Şimdi de soğan yiyeceğiz deniyor. Sen ne düşünürsün bu konu hakkında? Kendileri soğan yiyorsa biz de soğan yiyelim. Doğru mu? Kendileri soğan yiyorlar mı? Gördünüz mü? Ben görmedim. AK Partili bir milletvekili bu ekonomik gidişattan ötürü dedi ki soğan yiyeceğiz ama kimseye taviz vermeyeceğiz dedi. Evet. Biz de soruyoruz. Geçen sene Ay'a gidecektik. Ay'a gideceğiz dendi. Evet. Ve dünya lideriyiz lafları kullanılıyordu. Evet. Şimdi de soğana düştük. Evet. Soğan yiyeceğiz deniyor. Ne düşünüyorsun? Vallahi abiciğim şimdi bir soğan az gelir bize. Biz eskiden evde çökelek ekmek yiyorduk yoklukta. O döneme de geldik. Adam Ecevit'ten bahsediyordu bir dönem. Ecevit'in önüne kasa attılar, bilmem ne attılar. Şimdiki düştüğümüz durum ondan beter. Nereye gidersen git sıra var. Nereye gidersen git bağlılık almış başını gidiyor. Uzaya gitmek ne hacet? Biz yerde yürüyemiyoruz. Onu bir gitmeyi bırak, bakkala yağ almaya gidemiyoruz. De onu diyoruz güzel abim. Ben de onu diyorum. Bak kardeşim abi, yolda yürüyemiyoruz. Sen varsa ben göndereceğim. Ben gitmek istiyorum. Beni göndersin. Ben lan oğlum ben kiminle gideceğim? Bana onu söyle. Kim götürüyor? Mülteci götürenler var ya, götürsünler. Vallahi botta götürsünler. Abi, arkadaş diyor ki ben diyor gitmek istiyorum. Bir dakika. Bir saniye. Arkadaş diyor ki ülkeden gitmek isteyen varsa Erdoğan ben göndereceğim diyormuş. Ben gitmek istiyorum. Ya bütün gençler gitmek istiyor. Bütün gençler. Bu vatanı bırakmak isteyen çok insan var gençler. Ben neden gitmek istiyorum? Bana tamam. Versin yatırımı, bana versin paramı, bursumu versin, okuyayım. Bir test kitabı yollarlar 25 liraya alır. Bir tek ben varım diyor. Başka kimse yok diyor senin cumhurbaşkanın. Biz yaptık. Bak o da benim cumhurbaşkanım. Peki abi bir şey söyleyeceğim. İşte bu ekonomik gidişatı falan kim kötü yapıyor abi? Abi düş güçler deniyor. Düş güçlerle alakası fırsatçılar yok. Fırsatçılar deniyor. Fırsatçılarla alakası yok. Bu adam fırsatçı mı? Bu adam esnaf. Bu adam esnaf. Bu nereye varırsa varsın dolarla alıyor. Euro ile alıyor. Demek ki neymiş? Ülkemizde sorun var. Dışarıdan ne alırsak dolar üzerinden alıyoruz, euro üzerinden alıyoruz. Başka bir şeyimiz var mı? Yok. Demek ki sana giren her şey dolar. Sen bizi her şeyimizde, çiftçimizde de olsa. Çıktı abim bir senede. Nasıl olacak bu? Her şey ulaşımda mazot iki katına çıkmış. Benzin iki katına çıkmış. Bak ben de onu anlatıyorum. Yani çiftçin dış güçler, gübre alacak. Zam mı yapan sensin, dış güçler diyorsun. Nasıl dış güç bu ya? Markete gidiyorsun, iki tane yağ alamıyorsun. Bir tane alabilirsin. Sana ya 2 liraydı bundan 3 ay önce. Şimdi 6 lira. Abi uçuyoruz ya. He. Haberin yok sen, uçuyoruz biz. Uçuyoruz. Malzemeyi alamıyorsun, ham maddeyi alamıyorsun. Adam diyor ben satarsam yerine koyamıyorum diyor. Yani ülke bu duruma gelmiş, hala uyuyanlar var. Ya Türkiye aslında böyle ehil ellere geçerse mükemmel bir yer. Mezopotamya'nın dibi. Ve bunun sorumlusu, bu gidişatın sorumlusu, suçlusu kim sence? Dış güçlerdir. Dış güçler. Ya da biziz dediği gibi. Ya biz yani. Şimdi şöyle bir şey var. Oy verirken biziz. Biz yaptık. Ama şimdi bitirmesi gereken de biziz. Allah bak ben yeni askerden geldim, Van'dan geldim. Tamam. Van'da yaptım ben. 2 ay ben mültecileri kovaladım. Tamam mı? Allah. Hayır. Allah. Sen hiçbir zaman kovaladın 5 milyon mülteci. Ya bir dinle dayım ya, bir dinle ama ya. Sen içeri mi kovaladın acaba? İran'ın tarafına kovaladık. Yakaladığımızı zaten İran sınır dışı ediyorduk. Bir sürü geldi yani. Allah Tayyip Erdoğan'a zavallı zavallı vermesin. Ahmet, İçişleri Ahmet. Bakanımız Soylu'ya Ahmet gerçekten bak soracağım. Almasın. Yani Tayyip'ten sonra gelecek bir insan gerçekten yani bak bunlar bu gençler bak abi. Gümrük kapıları açılsın. Neye göre söylüyorsun bunu ya? Nasıl neye göre? Ben milliyetçiyim yani. Kardeşim. Tamam. Hepimiz yani milliyetçiyim. Ben milliyetçiyim. Onu oy vermeyenin milletle ülkeyle alakası yok onunla. O kendi şahsi işi. Verir vermez. Niye öyle diyorsunuz ya ama? Diyebilirim ben yani herkes. Erdoğan sonrasında ülke bak ekonomi bozuluyor. Ekonomi bozuluyor Tayyip Erdoğan. Bir şey oldu Tayyip Erdoğan. Ya ben bugün. Ben sorumluyum diyor. Yani. Tamam zaten ama halkımız... Ben ekonomistim. Abi, bunun kitabını yazdım bak, diyor. Dolar euro çıktı. 2 gün önce İzmir okumayı ayağa kalktı. Yazdı ama nasıl yazdığını okumayı unuttu. Bugün de aynı küresel bir
müşteri tarafından ülkemize saldırılıyor. Neyle abi? İşte ekonomi kur üzerinden. Dış güçlerin gücü ya bu faiz. Öyle evet. Deniyor ya hani faizciler diye. Faiz evet. Lobisi vesaire. Evet. O zaman faizi sıfırlasa mesela dış güçlerin bu faiz olayını gücünü elinden alsa. Tamam onu sıfırlasa sabitlese. Çalışması yapılıyor. 20 yıldır yöneten bir iktidar 2023'e geldik. Şimdi mi çalışmasını yapıyor sizce? Abi bu kademe kademe yani. 20 yıldır olmadı mı abi? Türkiye Cumhuriyeti 15 yılda kuruldu. Şu anda 2015'ten önce %7-8 dedi. Şu anda da onun çalışması yapıyor. Yani Tayyip Erdoğan düşünemez miydi? Faizi yükseltelim, dolar düşsün. Onu yani bizim kadar düşünemez miydi onu? 1980'den önce faiz sabitti. Dolar kuru sabitti. Sonra serbest piyasa ekonomisine gidildi ve faiz arttırımı gerçekleştirildi. Geçmişte sabitti. Değildi. Yok nasıl, yok. Geçmişte sabitti 80'den önce. 12 Eylül'den önce sabitti. Şimdi değil. Tekrar döndürülsün o zaman. Dış güçlerin elindeki bu gücü, bu kozu alsın o zaman. Ama olmuyor işte sizin dediğiniz gibi. Yani ülkeler, holdingler, şeyler, faizle çalışan şeyler var. Bunu kademe kademe. Hayır şimdi millete deniyor ya abi. Gerekirse soğan yiyeceğiz. Evet. O zaman Türkiye daha iyi olacaksa sabitlediğimizde, koca büyük ülkeleri, dış güçleri yok edeceksek, sırf bunun için soğan yenir. Holdingler de soğan yesin, millet de soğan yesin. Neden? Çünkü dış güçlerin kozunu elinden almak için. Kimse soğan muan yediği yok. Bakın şu AVM'lere gidiyor, işte yapacak, her taraf yapacak. Dolu. Herkes, arabalar, galerilerde araba sat. Niye söylüyor zaman milletvekili abi? Onu örnek verdi yani, oraya takılmayın siz ya. Onu bir örnek verdi. Gerekirse yani, soğan yiyeceğiz dedi. Yani onu örnek olarak söyledi. Öyle soğan muan yiyen yok. Buna hazırlanıyor millet. Kendileri yemiyorlar. Ama millete bunu söyleniliyor. Örnek vermiş yani. Kimse soğan falan yediği yok. Herkes müreffeh bir hayat yaşıyor. AVM dolu. Herkes çok iyi durumda mı? Gerçekten öyle. 2 milyar borcum var benim kredi bankaya. Benim borcum var. Kaç yaşındasın? 18 ya. 18 yaşında 2 bin lira borcum var diyor. Gerçekten 2 bin lira borcum var. Bak ben onları. Herkes müreffeh bir yaşantı içer. Bak sen mi söylüyorsun? Senin dünyadan haberin yok arkadaş. Nerede yok? 30 milyon aç insan var. Kim ne? Biri de benim. Nerede aç insan? Benim işte. Niye açsın? Niye örnek. Açsın? Bak bu göbeği nerede? Ben aç yok. Adam göbek olur mu? Hastalım ben, hastayım. Ben hastalıklı adamım. Açtı Afrika'daki gibi zannediyor. Aç adam göbeği olmaz. Afrikalı mı olsun? Aç insan var. Yok yok hiç aç maç yok. %85 suya zam yaptılar bir hafta önce. Neredesin sen? Nerede zam yaptılar? Ben ödedim dün faturası. Su parası %85. %85. Yok öyle bir şey. Ben geldi, elektriğe geldi kardeşim. Nasıl gelmemiş? Biz burada kendi halkımızı savunmak için konuşuyoruz. Irak'ta Saddam gitsin diye bağıranlar şimdi Saddam'ı arıyorlar. Libya'da Kaddafi gitsin diyenler şimdi Kaddafi nerede gelsin bizi kurur. Bir gün Tayyip Erdoğan gidecek o zaman. Abi burası Irak mı? Libya mı burası? Koca Türkiye Cumhuriyeti Irak'la aynı kefeye mi konuluyor? Bu gençler hep... Erdoğan'ı bir mi tutuyorsun sen yani? Sen ey git keşke Tayyip Erdoğan olsa. Şimdi Saddam Hüseyin Erdoğan bir mi yani? Onu taşı kafa... Abi şimdi Saddam bir diktatör. Saddam Hüseyin bir diktatördü. Bak arıyorlar onu şimdi. Kaddafi bir diktatördü. Bak arıyorlar onu Erdoğan'la şimdi. Erdoğan'la bir mi tutuyorsun abi sen onu? Hepsi arıyorlar. Bir gün Tayyip Erdoğan gidecek ve herkes Tayyip Erdoğan'ı arayacak. Tek adamdı onlar biliyorsun. Sade yandaşları için uğraşıyor babam. Yandaşları için. Cenazelerini alamıyorlardı. Para ödüyordu de almak şu anda için. Şimdi aynı öyle olmuyor. Devlet. Şu anda da aynı öyle. Ben hastanede çalışıyorum ben abi. Randevu alınmıyor. Randevu almadan ben giremiyorum. Ben müşlendirdim. Ben müşten geliyorum. Hastam var. 65 gündür randevu alamıyorum. Bir dakika abi. Alırsın. 65 gündür randevu alamıyorum. Yani siz zaten kendi yandaşları için konuşuyorsunuz. Tabii ben de AK Partiliyim. Şey. Ben de AK Partiliyim. Ben artık onlardan nefret ediyorum. Edebilirsin. Nefret ediyorum artık onlardan. Abraham'a kadar geldi. Askeri ücret ne kadardır kardeş? Abi 5000 lira olsa oy verir misin? Vermem gene de. Asgari ücret 5000 lira. Asgari ücreti 5000 lira yapsa ekmek şu an 1,5'ken olacak 3 lira yani. 3 lira fiyat olacak. Fazlalığı bir şey. Enflasyon artacak mı? Kaşık da verecek. Aynı şey olacak abi. Yani. Aynı şey olacak. Ne demek olduğunu bir araştır. Ben 19 yaş. Yaşındayım. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ben bilmiyorum. Ben şu ana bakmak zorundayım. Ben şu an 19 yaşındaysam şu ana bakmak zorundayım. Ben tamam ben geçmişime tabii. 19 sene öncesini bir araştır. Abi tamam. Sen konuştun abi. 2011'e kadar zaten yapacağını yapmış. Sana cevap veriyor ama dinlemen lazım. Kim veriyor? Ben veriyorum. Beğenmiyor olabilirsin ama ben şu an bu ülkede okuyorsam ve bu zorluklarla yapıyorsam beni dinlemek zorundalar yani. Ben de bu ülkedeyim. Benim ne bir sıkıntım var? Ben şimdi okulumu okudum, lisemi bitirdim çok şükür de. Tamam. Üniversiteye gideceğim, benden yatak parası istiyor. Kim istiyor? Ne demek kim istiyor? Devlet istiyor. Devlet bana 600 lira para veriyor. 500 lira yurt parası ver diyor bana. Bana nasıl bunu diyebiliyorsun ya? Ben bir dakika abi beni dinler misin? Benden 600 lira yurt parası istiyorsan ben okuyamam. Ben okuyamıyorum ya. Gittim açık öğretim.
yazdım. Böyle bir şey olabilir mi? Abi ya abim okuyor Bilecik'te. 550 lira yurt parası veriyoruz ya. Her ay veriyoruz abi. Lütfen ama. Ben bu devirde okuyamıyorsam ben ne yapacağım ya? Bu kız dış güçlerin maşası olabilir mi? Herkese terörist, herkese PKK, FETÖ. Niyetim yok. Ben sadece kendi fikrimi söylüyorum şu an. Ama yanlış düşünüyorsun. Bir hanımefendiye bu arada konuştuğu için böyle. Sen FETÖ'cüsün diye. Bir de kapalı olduğumuz için. Daha girin ortaya. Ben İnegöllüyüm, köylüyüm. Her şeyim açık. Bir çuval 50 kiloluk gübrenin kaç para olduğunu sen biliyor musun? Dark gübresi kaç para? 500 lira falan. 500 lira. 500'e bayi burada. 500. Ne demek pahalandı? Yazık. Pahalanması normal. Normal mi pahalanması? Pahalanması abiye kadar normal yani. Neden ya? Düzgün bir hayat sunsana bana. Pahalılık var. Türkiye pandemi süreci yaşadı. Abi her yer pandemi yaşadı ya. Bu kadar sarsıldılar mı? Bizim kadar. Peki mesela yurt dışında birçok ülke pandemi sürecinde tabii ki de etkilendi. Mesela Fransa, Almanya 2,5-5 milyar euro arası bütçe ayırdı milletine. Bizde ne oldu biliyor musun? Bizde ne oldu? İvan istendi. Biri hatırlıyor musun? Evet. İvan istendi. Evet. Sen yine halktan istiyorsan bir şeyleri halkına vereceksin. Sen çünkü halktan istiyorsun. Sen 10 lira ver diyorsun, 20 lira ver diyorsun. Öyle bir şey yok. Sen benden istiyorsan bana da vereceksin. Bana okuma şansı vermiyorsun ki. Okuyamıyorum. Para yok ya. Diyor ki devlet bana. Ben bir tane abim var. Bana diyor ki sana geri ödemesi sadece aileden bir kişiye vereceğim. Geri ödeyeceksin bana diyor. Ben niye 20 bin lira ödeyeyim ya sana sonra? AK Partili bir milletvekili dedi ki soğan yiyeceğiz gerekirse ama kimseye taviz vermeyeceğiz. Acaba kendisi soğan mı yiyor? Ben onu sorayım. O zaman kendisi soğan yiyorsa biz de soğan yiyelim. Hey bize geldi mi milletvekilleri bakın, kaç bin lira maaş alıyorsun? Sen emekliye veriyorsun 3 bin lira soğan yiyelim. Oldu ya. Soğan yiyelim biz. Bunu hak ediyoruz demek ki. Ama bir yıl önce... Böyle savunanlar soğan yesin, ekmek yesin. Çünkü onu savunuyor ya. Bir yıl önce Ay'a gidecektik öyle deniyordu. Ya şuradan şuraya gidemiyorum. Gerekirse soğan yeriz deniyor. Kapının önünden çıkamıyoruz abi. Ha? Kapının önünden çıkamıyoruz. Nereye Ay'a gideceğiz? Ben onlardan utanıyorum. Ben kendimden utanıyorum. Bak ben AK Parti üyesi oldum. Hadi kendimden... Ben onlardan değil kendimden utanıyorum artık. Artık onlardan utanıyorum. Bak kaç yıldır, 10-15 yıldır ben bu üyeliği